Merhaba, ben Maya'dan Cansel. Bugün seninle birlikte tırtıl oyunu oynayalım. Sen hiç tırtıl görmüş müydün? Peki ya kelebek? Sence bu ikisi akraba olabilirler mi? Evet. Aslında tırtıllar kelebeklerin küçüklük hali. Tırtıllar büyümek için kendilerine küçük evler yapar ve içinde uzun süre uyurlar. Bu küçük evlere ise koz adı verilir. Tırtıllar kozlarında bir süre uyuduktan sonra buradan çıktıklarında rengarenk kelebekler olurlar. Biz de bugün şimdilik sadece tırtıllarla vakit geçireceğiz. Yani henüz kelebek olmamış yavru tırtıllarla. Tırtıllar nasıl hareket ederler biliyor musun? Çok yavaş hareket ederler. Biz de onları hareket ettirmek için nefesimizi kullanacağız. Bu aktiviteyi yapmak için bazı malzemelere ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi onlara bakalım. İstediğin renkte kalemler, kağıt, makas, pipet. Eğer pipetin yoksa kağıdı bu şekilde kırarak dolu yapabilirsin. Hadi şimdi tırtılımızı yapmaya başlayalım. Merhaba, mavi tırtılı ben hareket ettireceğim. Ben de Nor. Sen de tırtını hazırladıysan, şimdi tırtıllarımızı üstlerip aynı anda çizgiden geçirebiliriz. İki tırtıl da aynı hizaya geldiğinde pipeti ya da kağıttan kırarak yaptığınız pipeti tırtılımızın arkasına getirip ağzımızın uç kısmına koyarak üflemeye başlıyoruz. Hadi sen de yaptın ve kardeşin. Arkadaşlarınla oynadığın tırtılların resmini bana asmaya ne dersin? Bekliyoruz. Şimdilik hoşça kal.